Üzücü bir haber aldık. Sarsıcı bir haber aldık. Berberden çıkmıştım. Rashford olayı mı dersin, Klopp mu dersin yani? Ben hesapladım bu arada. 2 milyon bir şey yapıyor. 600 yıllık maaşım edin. Bunun da bir şey var mı? Benim var. Benim var mı? Kaşındırdı bir şey. Premier Express 2. bölüme hoş geldiniz. Arda Vatansever'le birlikte ben Seher Şaşko yeniden karşınızdayız. 2. bölümde çok güzel içeriklerimiz var. Her ne kadar maç olmasa da, oynanmış olmasa da değil mi Arda? Hiç böyle eksik kalmadık olaydan. Hem FA Cup heyecanı biraz vardı. FA Cup'a gelene kadar Rashford olayı mı dersin, Klopp mu dersin? Yani Altay oynadığı ilk maçında United'da mı dersin? Yani ligi yoktu ama ligin yerini doldurabilecek, hiç aratmayacak olaylar da yaşanmadı değil. Heyecan dolu bir haftayı geride bıraktık yine yani. Evet, cumartesi sürprizi tadında bir program olacak. Ama tabii ki neyle başlamamız lazım? Üzücü bir haber aldık. Evet, gerçekten sarsıcı bir haber aldık. Jürgen Klopp. Veda etti sevgili izleyiciler. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağı bilgisini paylaştı. Buna zaten hepiniz vakıfsınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü tüm dünya Sağır Sultan duydu Liverpool'dan ayrılacağını Jürgen Klopp'un. Ve bunu çok şık bir şekilde, çok güzel bir röportajla hepimizin böyle duygusuna dokunarak yaptı. Ve hepimizi bir kez daha mest etti. Yani Jürgen Klopp'u sevmeyeni yoktur diye düşünüyorum. Liverpool'u sevmeyen olabilir de yani Jürgen Klopp'u sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Sevgili Kerem'e de buradan bir selam çakmış olalım. Çünkü kendisi Jürgen Klopp'u sevip Liverpool'u sevmeyenler sınıfında. Peki sen Jürgen Klopp'un vedasıyla ilgili ya ne hissettin ilk duyduğunda? Berberden çıkmıştım. Berberden eve, teşekkür ederim. Berberden. Sonunda sakalları kesmişsin. Berberden eve dönerken Twitter bildirimiyle öğrendim ben de. Önce Fabrizio Romano yazdı. Zaten bunu biz gruptan birbirimize hemen attık ama sonrasında Klopp'un röportajını gördüm. Evet. Ya bir kere şöyle de bir şey var bence. Adam çok samimi bir adam ve böyle çok bizden biri gibi yine oraya çıkıp kendisi de böyle biraz mahcup, biraz gururlu bir şekilde anlatmış meramını yani. Ya böylesi beklenirdi zaten Klopp'tan ama perde arkasını da okuduktan sonra aslında bir süredir bunu kurgulamış. Evet. Medya ekibiyle ayrı görüşmüş, oyuncularla ayrı görüşmüş. Hiç haber sızmaması için hemen medya ekibine bu röportajı planlatmış vesaire. Bir kere şeyden zaten olayın garipliğini anlıyorsunuz. Üstünde hiçbir Liverpool ürünü olmadan oraya çıkıp böyle bir sivil insan alışık gibi. Alışık olmadığımız bir profilde evet, çıktı. Liverpool şapkası yok. Bir armalı, üzerinde eşofman takımı yok. Böyle kendisi de biraz aslında derdini de anlatarak bunu gerçekleştirdi yani ayrıldı. Başkasından duysak üzülürdük muhtemelen ama tabii yani takımın da ne kadar profesyonel yönetildiği, sürecin de ne kadar profesyonel yönetildiği de ortada. Yani işte bir sızmadan hemen bunları planlaması vesaire. Ya şöyle, bunu sportif açıdan konuşmak çok zor. Zaten binlerce şey yazıldı bunun üzerine. Herkes konuştu ama işin diğer tarafında, bunu da birazdan konuşuruz zaten. Yani adamın bu kadar yoğun tempoda, bu kadar baskıyla mücadele, yani sadece maçta değil bu adam basınla da sürekli iletişim halinde olmak zorunda, her hareketi izleniyor, kenarda söyledikleri, geçen seneki baskılı durum vesaire. Çok sıkıldım. Zaten o yüzden menajer olmak daha zordur ya. Oyuncu sadece kendinden mesul ama bir teknik direktörü, iyi bir teknik direktörü, iyi bir menajerin mesul olmadığı şey yok. Yani o camiaya, o şehirde yaşanan herhangi bir işte forma giymiş herhangi bir insanın olayına kadar her şeyden mesul tutulduğu bir dünyada yaşadığımız için ve Jürgen Klopp'un da damarlarına kadar hisseden birisi zaten. Çok içselleştiren biri yaşadığı yani takımı, başında olduğu takımı. Dolayısıyla... Yani zor bir şey bu arada kabullenmek. Şöyle kişisel olarak bakmak gerekirse ben şeyi çok seven bir insanım. Yani sürekli takım kadrosu ya da sürekli menajeri değişen takımlardan ziyade bir takımla özdeşleşmiş bir adam ve bir hikaye var orada yani. Onunla beraber devam etmesi Liverpool'un. Ki işler iyi giderken ayrılma kararı alması da aslında çok klas bir hareket. Yani geçen sene zaten bu beklenebilirdi ya da onu kovabilecek bir güç henüz olmasa bile... ayrılması istenebilirdi Jürgen Klopp'un. Zaten tam olarak bu yüzden ayrıldı bence Arda. Yani çünkü kimsenin onu oradan kovmayacağını biliyordu. Evet. Ve geçen sene dediğin gibi başlamıştı. Geçen sene hakikaten çok zor zamanlardan geçildi. Özellikle orta sahada yaşadığı o problemler, yani genel olarak yaşadığı problemler aslında. Yarıştan uzak kalması, her şeyin üst üste gelmesi. Zaten
yavaş yavaş bence o zaman hissetmeye başlamıştı. Hı hı. Ve kimse onu oradan almayacağı için de bence çok doğru bir hareket, çok doğru bir zamanda. Ve her ne kadar ben de çok üzülmüş olsam da, hatta gruba da yazdığım şey bu olmuştu. Bence de artık zamanı gelmişti. Biraz daha geç kalınsaydı artık bu şık olmaktan çıkmış. İnsanlar çünkü başarıları da güzellikleri de çok çabuk unutuyor. Her şeyi çok çabuk unuttuğu gibi. Hı. Onun bile böyle daha kötü bir şekilde akıllarda kalabileceği yere evrilebilirdi. Her ne kadar şu anda iyi durumda olsa da takım. Evet, orada iki güzel nokta var bence. Birincisi, Klopp oyuncularla yaptığı toplantıda benim bu kararı almamın sebebi aslında sizsiniz. Çünkü çok kısa bir sürede çok iyi bir hale geldiniz ve ben artık bu takımı emin ellere bırakabilecek noktaya geldiğini hissettim demiş. Burada evet, yine bir şaka yapmış ama Liverpool'u kötü durumdayken bırakmayı zaten istemezdi muhtemelen. Bu şekilde bırakıyor olması çok tatlı bir tat bırakacak insanların ağzında gibi yani. Tabii taraftarlar çok üzülmüş. Böyle tabii haberi ki aldığım zaman karnıma bir yumruk yedim gibi olan diyen var. Ben ilk şeyi düşündüm, acaba Pep ne diyecek diye. Hepimiz merakla onun ne diyeceğini bekledik ve Pep Guardiola da o artık rahat uyuyabilirim dedi. Tabii ki güzel şakacı bir tavırla her zaman olduğu gibi ve evet, aralarındaki o güzel rekabete de çok güzel bir dokunuş, çok klas bir dokunuş yapmış olduğu yine. Yani Pep biliyorsun herkesi böyle över ve sonrasında çok yerin dibine çok acayip batırır. Ama Jürgen Klopp her zaman çok saygı duyduğunu ve gerçekten onunla çok daha farklı bir rekabette olduğunu her zaman biz de hissetmişizdir diye düşünüyorum. Ya revaçta olan iki iyi oyunun en tepedeki temsilcileri evet, yani. Birbirlerini beslediler. Hatta City'nin de bir parçası gitmiş gibi hissettim dedi Guardiola. Bana yani bu konuşmalar biraz şeyi de hatırlattı. Nadal ve Federer. Evet. Lever Cup'ta yan yana oturuyor, hüngür şakır ağlıyorlar böyle bench'te. El ele. Çok benzer bir durum. Yani birbirini büyüten iki insan aslında. Evet. Bu rekabetle beslendiler. Hiçbir zaman bir problem yaşamadılar. Guardiola'nın da City'nin de bir parçası gitti tabii ki. Ama şunu da söylemek lazım. Yani biz bu tarafı hiç düşünmüyoruz. Hem oyuncular için hem de aslında menajerler için. Yani evet, astronomik paralar kazanıyor bu insanlar. Evet. Normal bir insanla karşılaştıramazsınız ama bu yorgunluk çok doğal. Bunu düşünmemizi sağladı aslında bir noktada Klopp. Yani çok fazla maç oynanıyor, oyuncular bundan şikayetçi. Abi ben durup çekilebilirim ve bunu yapma hakkımı da kimse benden çünkü alamaz. Çünkü ben bir insanım dedi. Yani aynen öyle. Ne kadar para kazanırsam kazanayım ben de etten kemikten bir insanım ve benim de taşıyabileceğim belli bir miktar yük var. Ve Klopp'un yorulması da çok doğal. Şöyle de bakmak lazım, bu adam 2008'den 2015'e kadar Almanya'da Dortmund'u çalıştırırken ondan çok daha büyük bütçeyle, çok daha güçlü bir ejderhaya karşı mücadele etti. Hiç ara vermeden geldi. Çok kötü durumdaki Liverpool'u tekrar o ejderhayla mücadele edebilecek bir hale getirdi. O tarafta City'ydi burada. Yani neredeyse 16 sene durmaksızın sürekli kendinizden daha büyük bir bütçe varken orada şampiyonluk yarışı verip şampiyon oluyor, Şampiyonlar Ligi finaline gidiyor, Şampiyonlar Ligi'nde sürekli Real Madrid'le eşleşiyor. 4 senenin 3'ünde Real Madrid'le, birinde final kaybediyor, ikisinde son 16 çeyrek final vesaire. Yani durup bekleme Tottenham ve dinlenme... Hariç. Tottenham finali hariç. Evet. Dünyanın en kötü finaliydi ya gerçekten. Bak Wanda Metropolitan'daki ilk maçımdı benim, orada oynanmıştı final. Hı hı. İkinci dakikada zaten Salah penaltı attı. Bitti maç biliyorsun. Ya yani korkunç bir finalde hayatımda izledim en kötü final ya. Tabii ki finaller genelde zaten böyle şey geçer. Beklenilenin altında bir heyecanla geçer ama yani gerçekten o son zamanlarda izledim en kötüsü olabilir. Neyse bunu da buraya bir dipnot olarak düşmüş olayım. Klopp bir daha ne zaman takım çalıştırır? Ben de bunu biraz düşündüm. Bir müddet herhalde duracak anladığım kendisi kadarıyla. Kendisi söyledi zaten yani bununla ilgili... Bu sene kesinlikle bir şey yapmayacağım dedi. Hı hı. İngiltere'de asla bir daha bir takım çalıştırmayacağım dedi. Bu da zaten taraftarların tekrar gönlünü fethetmede doğru, önemli bir cümleydi. Ama yani bu duyguya alışan, bu rekabet duygusuna, bu adrenaline alışan ne oyuncular ne de teknik direktörler çok uzak kalamıyorlar bundan. Evet, çünkü doğru, bu gerçekten su gibi, hava gibi bir şey haline dönüşüyor onlar için. Dolayısıyla evet belki dinlenir, evet biraz hayatın tadını çıkarır ama sonra onun için o hayatın anlamının yeniden o rekabet, o işte heyecan, o adrenalin olduğunu bence günün sonunda anlar ve ya maksimum bir sene sonra biz burada tekrar Klopp'un yeni takımını konuşuruz. Ama ne olur bilmiyorum. Enteresan, iddialı bir tercih yani. Bir sene derken yani 2023-2024'ün bitiminden bir sene sonra demek istedim yani. Bıraktıktan bir sene sonra. 25-26 sezonuna bir takımla girer evet, diyorsun yani. Bence Klopp girebilir. Sen ne diyorsun? Orada bence biraz Nagelsmann'ın Almanya'yla ne yapacağının da bir önemi var bu tercihte. Doğru. Tamamen hiç yani kafadan sallıyorum tabii ki bunu ama
Nagelsmann Almanya işi iyi gitmezse, zaten Nagelsmann çok genç. Yani kesin yüzlerce kulüp çalıştıracak. Yüzlerce değil ama onlarca takım çalıştıracak belki bundan sonra. Klopp da Liverpool'u çalıştırırken daha önce Hansi Flick sonrası bir Almanya flörtü olmuştu diye hatırlıyorum. Orada reddetmişti. Sanki Almanya'yı çalıştırır gibi geliyor bir noktada Klopp. Bunu Almanlar da çok ister zaten. Yani. Evet, bunu hepimiz çok isteriz bence. Yani bence güzel bir eşleşme olur. Bakalım olacak mı? Bu arada tabii elimizde birçok şey de var şu anda. Veri de var. Jürgen Klopp'la ilgili. Burada biz sohbetimizi yaparken paylaşmak istediğimiz. Mesela Jürgen Klopp'un Liverpool'un başında 17 Ekim 2015'te takımın başında çıktığı maçtaki ilk 11'i var. Ve tabii ki bambaşka isimlerden. Evet. Çok acayip bir dönüşüm geçirdi yani zaten. Ve Liverpool'un böyle hepimizin bir kalemde sayacağı o 11'in sadece bir kez birlikte oynadığı gerçeği var. Yani çok acayip gerçekler de var Klopp'la ilgili olarak. O da senin yerinde izlediğim ve en kötü maç dediğim evet, maçta olmuş. Yani şimdi birini çevirsek Premier League'le ilgili Klopp ve Liverpool 11'i özdeşleşen hangisi diye sorsan bu 11'i sayar muhtemelen. Sadece bir kere başlamaları da çok acayip işte yani. Gerçekten. Çünkü direkt Trent'i, Robertson'ı direkt söylersin, ileri üçlüyü zaten söylersin ama bu 11'in kesin biri yokmuş. Peki sana bir soru. Liverpool'la ilgili sence Jürgen Klopp'un başında olduğu süreçteki en büyük trajedi neydi? Yani bence geçen seneki çok acımasız eleştiriler olabilir ya. Yani ligde o kadar sürekli bir kapışma halindeyken City ile. Geçen sene bir 4 maç var üst üste kazanıkları. Noel zamanı işte Brighton geliyor, bir Jürgen Klopp'u sallıyor vesaire. Ondan sonra şu direkt herkesin aklına geldi zaten. Bitti herhalde Klopp Liverpool dönemi. Ama o dönemde çözüm bulunamıyor, Liverpool zaten loser camia falan gibi şeyler geldi birden ki. Abi çok çabuk ayıp ettiler Klopp'a orada yani. Bir noktada da çok çabuk toparlandı. Sence hangisi? Bence en büyük trajedi ne biliyor musun? Bu adam geldi, 30 yıl sonra Liverpool'u şampiyon yaptı. Tribünler az kalsın boştu. Şampiyon olamayacaktı adam ya. Pandemi yüzünden az kalsın o şampiyonluğu yaşamayacaktı. Bence en büyük trajedi o şampiyonluğu yaşarken o Covid-19 yüzünden, evet, pandemi doğru. yüzünden o tribünlerin orada olmamasıydı ya doğru, en büyük trajedi. Yani adam daha ne yapabilir diye ister istemez düşünüyorsun. Belki 4 ay sonra dolu tribünler önünde de bu şampiyonluğu kutlarlar. İşte bunu yapmak zorunda. O taraftar hediye etmek zorunda işte. Bence şu anda yaptığı bu açıklamanın sebebi biraz daha derdik beni bir şampiyon yollayın şuradan olabilir şeyini ya. Yakmak olabilir. Oyuncuları da gazlar bu arada bu. Olabilir. Yani çünkü şöyle bir şey okudum. İşte bu artık last dance burnunda bir şey mi var? Demeden demeye başlamışlar. Burnunda şey yapıyorsun da benim burnumda bir şey var mı? Benim var. Benim var mı? Kaşındırdı bir şey. Senin yok. Sen şimdi karşıma sürekli böyle yapıyor. Acaba bir mesaj mı almam gerekiyor diye hayır, düşünüp ben de... Hayır benim burnumu bir şey kaşındırıyor yani. Tam özür dilerim böldüğüm için. Evet. Şunu söyleyecektim. Bu sene sonunda sen demiştin ya bana senin işte istediğin şampiyon ve gerçek evet. şampiyon adayın. Artık istediğim şampiyon adayım tabii Liverpool oldu bu arada. Her şey bir haftada değişti değil mi? Umarım bak işte böyle o, de şaşırtır insanı Jürgen. O last dance yapılır yani muhtemelen. Bazı oyuncular bunun şakasını yapmış çünkü galiba Klopp'a. Evet. İşte bu bir son dans gibi. Çok güzel olur ya. Ha, olsun da zaten. Keşke olsa. Ki en iyi dönemini geçiriyor zaten şu anda. En iyi dönemi derken en çok puan toplayan takım 1. En yüksek gol beklentisi 46,5. En düşük gol beklentisi kendi kalesinde 18. En çok maçta gol yemeyen takım 8 kez de. Ve en çok gol atan ikinci takım 47. Birinci kim? En çok gol atan. City. Evet. Yani her zamanki gibi. Dolayısıyla ben de böyle bir anda size sorular soruyorum şey gibi sınav almış gibi ama kolay sorular diye bu kadar rahat soruyorum. Tabii yani. Herkes City'ler buna galiba ya. Ama sonuçta Klopp herkesin kalbine dokunmuş. Hatta bir tane çiftimiz var değil mi? Abi o inanılmaz çok bir hikaye. Çok tatlı bir hikaye değil mi? Sen anlat. Ben anlatayım. Jürgen Klopp hakkında ne düşünüyorsun sorusuyla başlayan bir ilişki. İki tane biraz zor giden İnsan birbirine yaklaşmakta aslında sıkıntı yaşayan. Aslında çok uzun zamandır birbirini tanıyan ama evet. birbirine açılmakta zorlanan iki insan var. Ve bir türlü sohbete başlayamaz derken bir anda Klopp hakkında ne düşünüyorsun sorusuyla. Çok da garip bir soru evet. yani. Buradan evliliğe gitmesi bunda. Kesinlikle tabii Liverpool taraftarı buradan bunu çıkarabileceğinizi düşünüyorum. İnsanlara da biraz özgüven vermiştir herhalde. Yani birine yaklaşıp Fatih Terim hakkında ne düşünüyorsun derseniz bir evlilik yaratabilirsiniz. İşte ortak noktalarla başlatılabilen bir sohbet neticesinde evlenmiş doğru. bu iki isim. Ve sonrasında zaten Liverpool'da resmi hesabından buna cevap vermiş. Hani Jürgen Klopp'un hayalleri gerçek yaptığını görmek çok güzel vesaire diye. Belki izdivaç programında görürsün. O zaman sana asıl soruyu sorayım mı? Gelsin. Ya ne kadar zamandır biz altın forma giymesini bekliyoruz? Evet, çok uzun süre oldu.
Çok değil uzun mi? Süre oldu. Sen Altay'la gittin, röportaj yaptın. O zaman bekliyorduk işte, düşün yani. O zaman onunla ne kadar uzun zamandır çok kötü oynuyordu işte. Ben ne zaman gittim? Eylül sonunda gittim. Eylül sonunda hatta bir Burnley maçı bekledik. Burnley maçında hatta 2-0 galiba kazandı gol yemeden ah dedik tamam yani. Çünkü Onana'nın biliyorsun özgüvenini de yerle bir etmemek için o süreçte Erik ten Hag ona ayrıca da bir şey veriyordu. Ama velhasıl bir türlü o formayı vermedi Altay'a. Biz bekledik 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 derken Newport maçında sahadaki yerini aldı FA Cup'ta sevgili Altay Bayındır. 4-2 bitti maç. Ama bence yenen iki golde de hiçbir şey yoktu yani. Yapabileceği hiçbir şey yok. Biri zaten savunmadan sekip falan aynen köşeye öyle gidiyor. Aynen öyle. Yerinde çok yakın mesafeden bir gol. Ya, bir kere her şeyden önce United'da bir kalecimizin olması acayip güzel bir ya, şey. O Türk bayrağını oraya astıran ki evet, benim tüylerim diken diken olmuştu işte röportaj için gittiğimde ilk insan oldu. Yani o açıdan bence çok iyi. Orada bence şöyle bir nokta var. Onana Kamerun'da da oynamadı kritik maçlar. Kamerun elendi. Song oynatmadı Onana'yı. Onun da sebebi en başta takıma katılmaması zaten. Şimdi Kamerun'da da bir tepki oluştu Onana'ya karşı. Yerine oynayan da kuzeni Onana'nın bu arada. Ya, o da çok saçma goller yemedi vesaire, bir problem yaşamadı. Yani Senegal'e elendi zaten Kamerun. Orada da yediği gollerde bir problem yok. Kamerun savunmasının bazı büyük açıkları var orada. Ama yani ne şiş yansın ne kebap derken hem Onana şiş hem kebap yanabilir yani Onana için ama biraz Ten Hag tutuyor Onana'yı. Haliyle kendi transferi zaten. Çılgın ya tabii da bir kaleci. Ya bu arada Altay da kendi transferi ve daha önceden de istediği bir isim aslında Altay, Erik Ten Hag'ın. Ama tabii bir yanda verilen bonservis bedellerini kıyasladığın zaman tabii, o yüzden de zaten bambaşka da bir şey çıkıyor. Bir de tabii ki oyuncuyu kaybetmemek için ona güvendiğini göstermek istersin ki kaleciler zaten yalnızdırlar yani. Bunu anlayabilirim ama bu kadar da değil. Bir de şimdi sen de görmüşsündür muhakkak Altay'ın sergilediği oyundan sonra onunla ilgili de artık Altay kesinlikle birinci kalecimiz olmalı diye Manchester United taraftarları sürekli bir şey içerisinde ağırlıklı olarak. Ama yine de Onana'yı kaleye geçirmeyi düşünmesi yine Erik ten Hag'ı eleştirmelerine sebep olmuş. Böyle bir şu anda kaleci noktasında hala bir problem yaşanıyor taraftarlar arasında da. Ya ten Hag zaten çok cenderede şu anda acayip eleştiriliyor ya. Direkt de böyle radikal bir tercih yapmak istememiş de olabilir. Çünkü kaleciyi değiştirdiğinizde olabilir yani. İyi de Altay yani bir giden hatalı kaleciyi de değiştirmiyorsun ki yani. O da doğru işte, öyle bir fark da var. Ama onunla alakalı bence şöyle bir nokta da var insanların kaçırdığı. Hatalı goller yiyor. Çok risk alıyor ki bazı Premier kalecilerinde bunu bilerek istediklerine dair söylemler de oluyor. Çünkü oyunu geriden kuruyoruz. Evet. Biz ayağımıza topu tutmamız lazım. Baskı gelmeli ki biz boşluk bulalım. İşte De Zerbi takımında bu oldu. Arsenal'da bu oldu. Raya hata yaptı. Aynı zamanda Ramsdale de benzer hataları yaptı. Onana yakın mesafeden gelen sürpriz toplarda acayip reaksiyon gösteren birisi. Yani ben tabii kaleci uzmanı falan değilim ama yani hakikaten iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum ben. Biraz kafaca problemli olmasının yanında. Ama iyi kaleci de böyle biraz çatlaktır ya. O da var. Ama tabii ki en büyük temennimiz Altay'ın formayı alması, iyi bir performans ortaya koyması, en yüksek seviyede elit bir kalecimizin olması herkesin isteyeceği bir şey zaten. İnşallah da olur. Çünkü yani benim işimiz gereği hepimiz futbolcularla tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Tanıştığım en aklı başında futbolculardan kendi gelişimi için ama sadece saha içinde değil, saha içinde tabii ki işi olduğu için herkes bunu yapıyor. Saha dışındaki gelişimi için de her şeyi çok küçük yaştan itibaren yapmaya başlamış. Diyaloğu çok kuvvetli. Hakikaten çok da iyi kalpli biri yani Altay. O yüzden de ayrıca başarılı olmasını hepimiz çok istiyoruz ama ben daha da çok istiyorum yani. İnşallah çok iyi olur onun için. Peki Newport maçında 4-2'lik bir galibiyet var ama kim yoktu sahada? Marcus Rashford yok. Zaten genel olarak bu sezon sahada yok belki. Marcus Rashford sadece 4 gol attı. Geçen sezon 30 gole birden imza atmıştı. Yani geçen sezonki o acayip performansından sonra. Ki artık genç de sayılmaz. 26 yaşına gelmiş bir isimden, artık liderlik yapmasını beklediğimiz bir isimden bahsederken. Neden yoktu? Çünkü izin gününde kendisi Belfast'e gitmiş. Belfast'te de güzel bir gece gezmesi yapmış. Ama sonrasında muhtemelen uyanamamış. Yani gelmesine rağmen, geri dönmesine rağmen antrenmana katılamıyor ve hasta olduğu için katılamadığını söylüyor. Ama sonrasında tabii fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bir bakıyorlar ki alemlerde bir Marcus Rashford. Belli ki akşamdan kalma Rashford. Evet, öyle olunca tabii. Tabii bir gazete bunu ortaya çıkarttı. Evet. Uzunca bir röportaj. Rashford'ın o akşamı beraber geçirdiği hanımefendilerden bir tanesine ulaşmış İngiliz basını. Evet. Ve böyle bayağı 3 sayfa anlatmış o akşam teker teker neler yaşandığını. Hepsini burada anlatmamız mümkün değil tabii yaşananların ama birincisi Rashford biraz dozu kaçırmış belli ki. Yani orada bir problem yaşamış. Bazı şeyleri içtikten sonra sabah uyanması çok kolay olmuyor yani. Sızmış belli ki Rashford. Özel jetle gidip özel jetle geri dönmüş.
Dönmeyi başarmış istediği saatte ama antrenmana çıkacak durumda değilmiş. Bir 70'ler 80'ler yıldızı şeklinde takılmış Rashford ama unuttuğu bir şey var yani sosyal medya çok güçlü olduğu için şimdi. Hem sosyal medya çok güçlü hem takım kötü gidiyor. Evet. Ya bir de sonuçta sen FA Cup maçı öncesinde bunu yapıyorsun. Ya bu arada bence özel hayatında insanlar istediğini yapabilirler yani kimse ilgilendiren bir şey değil ama tabii. Ertesi gün antrenmana gidemiyorsan hasta olduğun gerekçesiyle ve bu hastalığın sebebinin aslında gerçekten hastalık değil de başka bir şey olur ortaya çıktığında bir cezayla karşı karşıya kalıyorsun. 2 haftalık maaşını ceza olarak kesmişler diye okudum ben. Ben hesapladım bu arada. 2 milyon bir şey yapıyor. 600 yıllık maaşım edinmek yani. Şaka yapmıyorum bu arada yani. Bayağı oturdum hesapladım. Öyle bir şey. 2 milyon küsür 2 haftada vereceği TL olarak söylüyorum tabii ki. 2 milyon küsür TL. 35 bin dolar alıyormuş haftalık. İşte, daha evet, da fazla bu 250 arada. Bin, 260 bin sterlin mi ne diye okudum evet, ben. Evet, evet yani. Öyle bir şey yani. Acayip. 2 haftalık maaşı ceza olarak ödeyecek Rashford. Bu arada bunu City maçı sonrasında da yapmıştı. O kendisinin... Tam 29 Ekim'de City maçı 3-0 mağlup oldular. 2 gün sonra doğum günü. Çocuk ne yapsın yani? Yeniler diye doğum gününü mü kutlaması var da evet, ne yapsın evet. Bu çocuk? Doğum günü de kutlanır ama tabii İrlanda'da biraz... uçmaya gerek yok yani. Evet ama işte o zaman da çok eleştirilmişti. Doğru. Ya biraz ya nasıl göründüğün elbette saha dışında takımın kötü giderken, sen kötüyken performans olarak iyi bir şeyler yapmazken. Ya bir noktada zaten özel hayatın İngiltere'de çok fazla... Yok eleştiriliyor ya. Şimdi eleştirilmiyor diyecektim ama eleştiriliyor yani. Bir sonraki yani habere de geleceğiz. Acayip şeyler var ama bence Rashford'ı esas eleştireceğimiz nokta bambaşka bir şey. O röportajda anlatılan bir kısımda şöyle bir şey söylüyor hanımefendi. Bir İtalyan restoranına gittik arkadaşlarıyla beraber. İtalyan restoranın üst katını kapatmıştı Rashford. Ama yanında çok sevdiği rap şarkılarını dinlemek için bir Bluetooth hoparlör getirmişti diyor. Yani inanılmaz bir şey ben. Yani eleştireceksek bunu eleştiririm yani. Eleştir o zaman çok buyur. Garip. Buyur eleştir. Ya kardeşim falan. Yani Bluetooth hoparlörle de restorana gidilmez herhalde ya. Ama bu futbolcuların bence genel bir şeyi, zevk aldıkları bir şey. Görmüyor musun maçlara girerken hepsinin elinde koca koca hoparlörler falan. Ama o gazlasın diye maç öncesi tamam. Biraz motivasyon demek kazanmak için anlam. Falan bir böyle mehter marşı falan lazım. Dinlenir yani ama. Ya tam mehter marşı dinleyen bir futbolcu görsen ya, ne yaparsın merak ediyorum. O da bir garip yani. Hanımefendi de zaten bunu garipsemiş yani doğal olarak. Ama şöyle düşün kapanmış, kapatmış orayı. İşte kendi alanında, kendi için tahsis ettiği bir alanda kendi istediği şarkılarla eğer bu eğlenceyi yapmak istiyorsa. Yani... Yani yaramıyorsa içmeyin demekten orada fayda var bence. Şey olsun çok iyi, kız arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafta gol sevincini yapmış ya. Gol sevincini yapmış. Şey insanlara da bir dalga geçmiş bütün Manchester United taraftarlar şey diye. Sağda yapamıyorsun bari. Sağda pek yapamadım. Onun yerine gece kulübünde yapmayı tercih etmiş diye. Çok komik şeyler vardı gerçekten. Zavallı Rashford ama neyse sonuçta affedildi ve bu hafta oynayacak yani herhangi bir... İki gole arayı kapatır yani taraftarlar. Ama işte o iki gol... Ya sezon başından beri kaç hafta geçti Premier Lig'de? 23 mu geçti? 22 mi geçti? 22 geçti 22 değil geçti. Mi? 22 geçti. 22 hafta 4 gol atan birinin 2 gole o kareyi kapatması yüzdesel olarak da çok mümkün değil galiba. Golleri bekliyoruz. Golleri bekliyoruz evet. Aa Neymar'ın sakatlık sonrası fotoğraflarına geçelim mi? Çok değişik bir hal almış ya. Herhalde Photoshop mu acaba giydiğinden mi yok, bilmiyorum. Yok değil ya böyle şeyler yaşıyor. Brezilyalılarda genetik olarak bu var galiba. Hızlı kilo alıp hızlı kilo verdi. Adrian inanılmaz kilo almıştı mesela. Ben ona çok şaşırdım. Yürüyemeyecek hale gelmişti. Neymar son yaptığı tercihlerle vesaire, işte Paris'teki halleriyle falan filan belliydi zaten böyle bir şey olacağı. Formdayken acayip, fitken acayip bir oyuncu ama bu hali de yürek burktu. Evet gerçekten ama belki sakatlık sonrasında verir. Daha çünkü uzun zaman sakatlığı sürecek evet. Demiştir yani ben sakatlığım geçene kadar daha kaç kilo alıp veririm, kilo alıp veririm demiştir diye olabilir, düşünüyorum. Doğru, kötü doğru. Yani. Konuşmadığımız bir şey var mı diye bakayım şimdi hemen şurada elindeki akışımıza. Kısa şeyler var, transferler var ama zamanımız yok. Artık zamanımız transferler bölümünü daha böyle transferler bittiğinde konuşuruz. Süremizin sonuna geldik. Güzel aktık. İyiydi bence de. Bakalım izleyicilerimiz aynısını düşünüyor mu? Onların da tabii ne düşündüğü bizim için önemli. O yüzden yorumlara bekliyoruz. Ve haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.